Zoruma gidiyor bak, gücenirim. 1-0 çeker mi ne demek? Bu araba turbo destekli. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün böyle bir video serisi başlatalım dedik. Evrar ve Yusuf beni evden almaya geldiler. Beraber çıktık. Bayraktepe'ye geldik. Bayraktepe'de mis gibi bir hava var. Şimdi arkamda i20'yi görüyorsunuz. Ondan bahsedeceğim ama bir video serisi demiştim ya. Ve araçlarımızın hepsi böyle bir facelift oldu. Yani yüzler yenilendi, makyajlar yapıldı falan derken bize anlatacak birçok konu çıktı aslını sorarsanız. Birçok içerik çıktı. Biz o içerikleri yavaş yavaş sırasıyla i20'den başlayarak anlatalım istedik. Onu da anlatacağız, Beyon'u da anlatacağız, Tucson'u da anlatacağız, Kona'yı da anlatacağız. Hepsini böyle sırasıyla anlatacağız ki hem üzerinden bir geçmiş olalım hem de yeni yüzleri sizlerle bir tanıştırmış olalım. i20'den başlayacağız tabii ki bu videomuza ama her şeye de başlamadan önce her zamanki gibi ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'dan olsun diyorum ve o yeni motoruyla ve makyajlanmış haliyle ki makyajlı haline alıştık artık. Onun biraz oldu. Yeni motoru derken de şöyle söyleyeyim. 1.0 motor zaten geliyordu ama artık 1.4 aradan çıktı. Tamamen 1.0 olarak üretilecek olan ve 7 ileri DCT şanzımanıyla gelen i20'den bahsedeceğim size. Arkamızda da Elit paketi var aracın. 1.0 nedir biraz ondan bahsedeceğim falan derken böyle güzel bir video olsun istiyoruz. Şimdi öncelikle 1.0 gider mi ya? Ben rampalı yerde Samsun gibi bir yerde yaşıyorum ya da Samsun'da yaşıyorum. 1.0 çeker mi böyle? Bunları çok sık duymaya başladık. Lütfen. Zoruma gidiyor bak, gücenirim. 1.0 çeker mi ne demek? Bu araba turbo destekli. Bunun 1.4'ünü ben kullanıyorum. Bak onda çekmeyle alakalı sıkıntılar var. Sıkıntılar derken alışık olduğunuz bir performans varsa o performansın altında olduğunda hangi araca binseniz tabii ki böyle hüzün yaşayabilirsiniz. Ama ben genelde böyle atmosferik işte 100 beygirlik, 90 beygirlik, 85 beygirlik araçlara bindim diyorsanız gayet ideal bir motordu o da. Fakat bu öyle bir şey değil. Bunda durum biraz farklı. Bu da 100 beygir, 1.0 ama turbo destekli. Bu arabada tork gücü var. Tork gücü ne demek biliyor musunuz? Aslını sorarsanız aracın yola yaptığı mukavemet, yolun mukavemetine karşı gösterdiği güç, oraya aktardığı güç demek aslında. Tam Türkçesi bu olmasa da buna benzer bir şey demek oluyor. Onu bindiğinizde hissediyorsunuz. Normalde 1.4 olanlarında bu araçlar 136 tork vardı. Benim kullandığım araba 136 tork. Ha benim için ideal ama birçok 170, 180, 200, 300 torkluk araç kullananlar için onları belki tatmin etmeyebilir. Ama bu arabada 172 tork var. 36 tork daha fazla. 36 tork az değil bu arada. Ben bunu da kullanıyorum, onu da kullanıyorum. Halil aradaki farkı net görüyorum. Orada bana güvenmenizi istiyorum. Bu araba güzel. Artı test aracımız var. İşte onunla geldik buraya. Harika. Güzel de bir rengi var. Neydi bu renk? Dinamik mavi. Dinamik mavi renkte bir test aracımız var. Mesela buraya gelirken çok ciddi rampalardan çıkıyoruz. Burası yüksek bir yer. Samsun'un yüksek bir noktası. Gayet de güzel çıktık. Yusuf kullandı aracı. Yusuf gayet güzeldi değil mi? Orayı da aldık Yusuf'tan. Evet, gerçekten çok harika bir araç. Harika bir araçtan bahsediyorum. Ve bu motor Beyon'a da uygulandı. Beyon'la i20 artık 1.4 değil 1.0 turbolu olarak gelecek. Bu arada şanzıman da 6 ileri tam otomatik bu araçlarda. 1.4'leri hep öyle üretilmişti. Fakat 1.0 turbolarda o zaman da öyleydi. Bundan sonra da böyle devam edecek. 7 ileri DCT dediğimiz çift kavramalı. Şu an Tucson'larda da kullanılan şanzımandan bahsediyorum aslında size. Öyle bir şanzımanla gelecek. O da harika bir teknoloji biliyorsunuz. Çağımıza en yakın teknoloji. Evet, aracın motor özelliğinden böyle kısa kısa bahsettikten sonra biraz da donanımsal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sonuçta i20 özelinde bir video çekmek için geldik buraya. Motorunu yeterince anlattığımızı düşünüyorum. Şimdi i20'nin elit paketi. Kedicik gelmiş bu arada buraya. O da merak etti. Anlatıyoruz, izlersin bitsin. 3 paketi var aracın. Jump, Style ve Elite. 3 paketinin de ortak özelliklerinden bahsedeyim. Sonra Elite'i biraz anlatayım size. 3 paketin ortak özelliklerini söylüyorum. Bir kere güvenlik donanımları eşit olarak geliyor. Yani 6 hava yastığı, ABS'si, ESP'si bunları zaten artık söylemeye bile gerek yok. Ama bu araçlarda şerit takip ve çarpışma önleyici sistem hepsinde var. Yani güvenlik donanımıyla alakalı bir eksiğimiz yok. Artı geri görüş ekranı hepsinde var. Hayalet ekran hepsinde var. Evet, yanlış duymadınız. Jump paketinde de hayalet ekran, geri görüş ekranı, şerit takip, çarpışma önleyici sistem bunları
motorların hepsi var. Peki elite ne koymuşlar diye sorarsanız, Style'dan devam ediyorum burayı da. Style paketinde bunlara ilave olarak aracın 16 inçlik alaşım jantları var. Onun haricinde arka park sensörü, farlar ve stoplar LED olarak geliyor. Dijital klima geliyor araca gibi böyle donanımını biraz daha yukarıya taşıyan ki 1.4 Style'larda, daha doğrusu makyajsız olan Style'larda bu bahsettiğim donanımların bazıları yoktu. Mesela ne yoktu? LED far yoktu, o eklendi mesela. LED stop yoktu, eklendi. Dijital klima yoktu, dijital klima da eklendi. Hayalet ekran yoktu, hayalet ekran da eklendi. Elite geçtiğimizde bir anda ön park sensörü de ilave oluyor aracın üzerine. Artı böyle yıldız desenli harika 17 inçlik, bir inçte büyümüş alaşım jantlar geliyor. Sunroof geliyor. Sunroof sevdalıları için. Sunroof geliyor. Çok da yakışıyor bu araca. Yusuf da böyle biraz arkadan yukarıya doğru kaldırmış. O modda bırakmış. Harika görünüyor araç bu arada. Yan aynalarda elektrikli katlanma özelliği geliyor. Ama ısıtma hepsinde vardı zaten. Yani bu yapmıyordu. Artı elektrikli katlanma özelliği de geliyor. Kablosuz telefon şarj özelliği de ilave olmuş oluyor Elite paketine. Style ve Elite'de yine ortak özellik olarak deri direksiyonumuz vardı. Hız sabitleyici hepsinde var. Arka park sensörü, far sensörü yine hepsinde var. Fakat ön park sensörü Elite'de ilave olarak geliyordu ve yağmur sensörü Style ve Elite pakete ilave edilmişti. Style paketinin makyajsında yağmur sensörü de yoktu. Biraz da i20'nin genel özelliğinden biraz bahsetmek istiyorum. i20 biliyorsunuz B segmenti hatchback bir araç. Öyle adlandırılıyor ama aslında C'ye o kadar yakın ki araç. C segmenti de desek ayıp olmaz diye düşünüyorum. Ama yanlış olur. Çünkü B segmenti. Ebatlar anlamında çok geniş. Kendi segmentinin en geniş iç ve bagaj hacmine sahip diyebilirim. Ya da birkaç markayla eşit, birçoğundan da yukarıda diyebilirim. O birkaç markayı da araştırır bakarsınız kendiniz. Burada çok onları da anmak istemiyorum. Şöyle açtığınız zaman zaten, ha bu arada Elite paketin bir artı özelliği daha görünce aklıma geldi. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğiydi. Bu da çok önemli bir özellik. Özellikle hanımefendi kullanıcılar için söylüyorum bunu. Çantanızın içinde anahtar arama derdine son. i20 Elite bir aracınız varsa aracınızın başına geliyorsunuz. Böyle arkadaşlarınızla birlikte şuradaki düğmeye tık basıyorsunuz. İçinde anahtar olduğu için beni uyarıyor şu anda. Ne yapıyorsun diyor. İçeride anahtar var, kapımı kilitliyorsun. Şöyle oturduğunuz zaman, dediğim her zaman söylüyorum, ben çok iri yarı bir adam olmasam da yani şu benim için ideal bir kullanma durumu. Hadi biraz daha uzun olduğumu düşünelim. Şurada kullandığımı düşünelim. Benim için biraz geride ama normalde genelde böyle kullanıyorlar. 1.80 ve üzerindeki kişilerden bahsediyorum. Hemen arka koltuğa geçeceğim Yusuf. Orada birkaç çantamız falan var ama olsun. Daha doğal bir görüntü sağlamış olduk kendimize. Şurada da gelirken belki susarız, boğazımız kurur diye su almıştık. Şimdi dediğim gibi 1.80-1.85'lik birisine göre ayarladım aslında ön koltuğu. Ve o moddayken, hatta böyle dibe kadar da yanaşmayayım, rahat oturur pozisyondayım. Yani 1.72'lik birisi de arkaya bu şekilde sığabiliyor. Bu şu demek oluyor. Yani 1.80'lik biri şöyle birazcık dik oturduğunu çok rahat 1.90'lık biri de sığabiliyor. Yani arabanın genişliğinden bahsetmek için tabii ki bu varyasyonlara giriyorum ve bagajına geçiyorum. Bagaj olarak da dedim ki kendi segmentinin en büyük bagajlarından biri zaten bu bagaja, yani Türkiye'de gelen B segmenti hatchback araçlardan bahsediyorum. Kendi segmentinde bagajı bununla hemen hemen aynı, daha doğrusu eşit aralıkta olan ya bir ya da iki araç var yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricindekilerin hepsi bundan oldukça küçük. Şöyle bagajını açıyorum. 352 litrelik güzel bir bagaj. Yani B segmenti hatchback bir araç için oldukça geniş bir bagaj. Biz bu bagajı zamanında denemiştik. Valizler falan koymuştuk. Bir tane en büyüğünden iki tane de kabin boy valiz alabiliyordu. Hatta ufak çantalardan da 2-3 tane yanına sıkıştırabiliyorduk aracın. Geniş bir araç, yani onu bahsetmeye çalışıyorum. Bunu niye söylüyorum? Şöyle, tabii ki ekonomik durumlar da var bu işin içinde. Nedir mesela? Arabaların fiyatları gerçek manada biraz yüksek. Alım gücümüzün biraz yukarısına çıkmış durumda. 4 kişilik bir ailenin ya da 5 kişilik bir ailenin aslını sorarsanız ihtiyacı olan bir araç C segmenti olmalıyken bazen maddi durumlardan dolayı B segmentine kayılabiliyor. B segmenti bir aracı da 4 kişilik bir aile nasıl kullanırız derseniz çok rahat kullanılır. Çünkü ben 4 kişilik bir aileyim ve B segmenti bir i20 kullanıyorum. Samimiyetimle de söylüyorum, hiçbir zaman da bir sıkıntı yaşamadım. Hatta bazen bir 5. kişiyi daha yanımıza aldığımız oldu. Çok uzun yol gidilmese de şehir içinde 5 kişilik seyahatlerinizde kullanabileceğiniz bir aracıdan bahsettim size. En son şu panzot katlama özelliğinden de bahsedeceğim ve bir sorunuz yoksa da bu i20 ile alakalı videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Panzot katlama özelliği nedir, ne
işe yarar derseniz eğer. Şimdi normalde bu panzot bazen yüksek malzeme koyduğunuzda ya da evcil hayvanınızı falan işte köpeğinizi bu kısma yerleştirdiğinizde içeriyle temasının daha rahat olması anlamında panzotun buradan çıkartmak gerekiyordu. O çıkartılan panzotlar genelde duvar kenarına böyle yaslanırdı. Sonra orada unutulur ve giderdi. Sonra bir panzot daha almak zorunda kalırdınız ya da arabanızı satarken alıcı kişi derdi ki bunun panzotu yok ben bundan bir 10 bin daha düşerim derdi. İşte bu durumlara maruz kalmamak adına hemen şöyle gösteriyorum. Bu aracımızın panzot katlama özelliği var. Nedir panzot katlama özelliği? Biraz kendinize doğru çekiyorsunuz. Sonra da arkaya rayına oturtuyorsunuz. Panzotu dışarıya koyup o sıkıntıları yaşamanıza gerek kalmıyor. Çok basit gibi görünen ama aslında çok değerli bir özellik olduğuna inandığım için bunun da üzerinde birazcık durdum. Panzotumuzu eski haline hızlıca getiriyoruz. Böylece pratik bir işlem olduğunu da görmüş olduk hep birlikte. Ve sonra da bagajımızı kapatıp şöyle yandan yürüyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Var mı bir sorumuz arkadaşlar? Yoksa devam ediyorum. Ve videomuzu her zamanki gibi o keyifli cümlelerle, dua cümleleriyle kapatmak istiyorum. Ve diyorum ki videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'nın olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer ile kalın, hoşça kalın.